Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte hemen elimde tuttuğum Anker'in 20.000 mAh gücündeki taşınabilir pil çözümünü inceliyoruz. Ürünle ilgili merak ettiğiniz her şey bu videoda. Hep beraber izleyelim. Youtube kanalımızı takip ediyorsanız eğer geçtiğimiz günlerde Anker'in PowerCore 20.000 Speed ürününü biz kutusundan çıkarmıştık ve hem kutu içerisine bir bakmıştık hem de genel özelliklerinden bahsetmiştik. Biliyorsunuz powerbanklar uzun zamandır aslında hayatımızda var. Özellikle cep telefonlarının yaygınlaşmasıyla beraber biliyorsunuz gün içinde yoğun olarak kullandığımızda pilleri bitiyor bu cep telefonlarının. İşte bu tip cihazlarla o pilleri hem yoldayken hem elektriğe uzak olduğumuz durumlarda şarj edebiliyoruz. Aslında bu ürünler temelde yani power bank dediğimiz ürünler temelde içlerinde pil olan ve bunları şarj ettiğimiz zaman belli bir süre belli bir kez cep telefonu ve benzeri cihazları yani USB'den şarj olabilen her türlü cihazı şarj edebildiğimiz ürünler. Şimdi Anker'in bu ürünü birazcık özel bir ürün. Neden özel olduğuna geçmeden önce genel bir görünümünden bahsedeyim. Şu anda ekranda da görmüş olduğunuz gibi dikdörtgen şeklinde bir e, ürünümüz var. Dikdörtgen prizması daha doğrusu. Kenarları yuvarlatılmış, keskin bir köşesi yok. Bunun dışında baktığımızda üzerinde bir anker yazısı yer alıyor. Hemen yan tarafında bir düğmemiz var. Bu düğmeye bastığımızda diğer yan tarafta bulunan 4 adet LED lambalar yanıyorlar. Burada bu düğmeye bastığımızda bu lambaların hepsi yanarsa %100, işte iki tanesi yanarsa %50, bir tanesi yanarsa %25 ve hiç yanmazsa pilin bitmiş olduğunu anlıyoruz. Yani bir nevi pil gücünü buradan görebiliyoruz. Cihazın üzerinde 2 adet USB çıkışı var. Bir tanesi Type-C bir tanesi de standart USB Type-A dediğimiz bağlantıya sahip. Type-A bağlantısı olan yani standart USB'den olan IQ teknolojisiyle beraber geliyor. Diğeri ise USB PD dediğimiz Power Delivery ismi verilen bir teknolojiye sahip. Biraz sonra onun teknik detaylarını size anlatacağım. Bu arada kutu açılım videosunda söylemiştik. Şöyle bir kılıf çıkıyor. Güzel de bir kılıf bu. Bununla beraber taşıyabiliyorsun. Çizilmesini vesairesini engelliyor. Bir de iki ucu da USB Type-C olan bir kablo çıkıyor. Bu önemli. Neden? Çünkü bu kablo ile beraber e, özellikle bu Power Delivery dediğimiz Portu kullanabiliyoruz. Şimdi gelin cihazın teknik özelliklerine hep beraber bir bakalım. Daha sonra kullanım deneyimiyle ilgili olarak yorumlarımızı aktarıp videomuz devam edecek. Anker PowerCore Speed 20.000 PD adından da anlaşılacağı üzere 20.000 mAh pil gücüne sahip. Yüksek hızda şarj desteği veriyor. Power Delivery dediğimiz bir desteğe sahip. Power IQ özelliğini geliyor. USB ve USB Type-C desteği olduğunu söyleyelim. iPhone 7'yi 6 kez şarj edebiliyor. PD çıkışlarının 5 volt için 3 amper, 9 volt için 2.6 amper, 15 volt için de 1.6 amper olduğunu söyleyelim. Kapasite ise 20.100 amper, 72.36 watt saat olduğunu belirtelim. Ürünün fiyatı da biz bu testi yaptığımız günlerdeki Şubat ayının başında yapmıştık bu testi. Yaklaşık olarak 400 TL. Şimdi birazcık kullanım deneyiminden bahsetmek istiyorum. Bu ürün standart bir power bank değil arkadaşlar. Neden? Birincisi Power Delivery adı verilen bir özelliğe sahip. Nedir bu özellik? Şimdi biz bir cihazı kullanırken standart olarak yani o cihaz işte 5 volt 2 amper falan gibi bir çıkış ya ihtiyacı olduğunu düşünerek genelde power tasarlanıyor. Yani bunun birazcık daha yukarı çıkan versiyonları da var ama genelde bu civarda bir güç tüketimi söz konusu. Ama power delivery cihazları ki bunun adaptör versiyonları da bulunuyor bu arada. Sizin bir kullandığınız cihazın yani bir cep telefonu olabilir, bir bu fotoğraf makinesi olabilir, aksiyon kamerası olabilir, akıllı saat olabilir. Artık ne olursa olsun USB'den şarj olabilen herhangi bir şey olabilir. İhtiyacı olan akım ve volt değerini otomatik olarak algılayıp ona göre bir çıkış veriyor. Yani bu cihazın üzerindeki PD portu Type-C portu oluyor tabii ki burada. PD portundan taktığınız herhangi bir cihaz ne istiyorsa bu adaptör onu verebiliyor. Yani bu PD portuna taktığımız yani USB Type C portuna taktığımız herhangi bir e, cihaz ne istiyorsa bu power bank de onu verebiliyor. Yani e, neye ihtiyacı varsa güç anlamında, watt anlamında, işte akım anlamında, voltaj anlamında bu bu cihaz otomatik olarak bunu sunabiliyor. Yani aslında içinde özel bir devre var ve bu devre yardımıyla e, şarj edeceği cihazla haberleşiyor ve ona göre bir çözüm sunuyor. Peki deneyimsel olarak neler yaşadım ben? Birinci olarak şunu söyleyeyim. Mesela şu anda bu videoyu çektiğimiz Canon EOS RP var. O da USB'den şarj olabiliyor. Type-C çıkışı var üzerinde. Ama şöyle bir durum var. Özel bir USB, yani herhangi bir USB adaptörüyle olmuyor. PD olması gerekiyor ya adaptörün ya da böyle bir powerbank'inizin olması gerekiyor. Mesela bunu şarj edebiliyor. Artı e, biz bir MacBook Pro ile denedim ben. MacBook Pro'yu da biliyorsunuz Type-C'den şarj olabiliyor. Onu da yine bu şekilde şarj ettik. Birazcık yavaş oldu. Ben şimdi onun değerlerini size söyleyeceğim. Macbook Pro'yu biz yaklaşık olarak %11 şarj ettik. 39 dakika sürdü arkadaşlar. Normalde peki diyeceksiniz ki bu normal kendi adaptörüyle ne kadar sürüyor? Kendi adaptörüyle yaptığımız denemede ise 23 dakika sürdü. Yani %11'lik bir pil şarjı yaptık biz. Hem kendi adaptörüyle hem de Anker'in bu ürünüyle. Birinde 39 dakika diğerinde kendi adaptörüyle 23 dakika. Evet birazcık yavaş şarj ediyor normal, şarj, normal olarak baktığımızda yani. MacBook için konuşuyorum bu arada. Ama arazide vesaire hani pile elektriğe ulaşamadığınız ortamlarda şöyle bir cihazın yanınızda olması birçok işinizi yapabileceğiniz anlamına göre biraz yavaş şarj ediyor MacBook için ama bence yolda bile hani takıp şarj edebiliyor olmanız önemli bir etken. Peki telefonda durum nasıl? Şimdi ben Huawei Mate 20 Pro var kullandığımız. Şu anda şurada ekranlara görüyorsunuz. Kendi telefonum bu. Bunda yaptığım denemelerde normal USB çıkışından yani Type Type A dediğimiz çıkıştan denediğimde hızlı şarj yapmıyor. Ama pili çıkışından denediğimde hızlı şarj yapıyor. E, bu telefonun yaklaşık olarak hızlı şarjı kullandığımda 4 kere falan şarj ediyor. Yani 4200 mAh falan var. Yanlış hatırlamıyorsam bunun pil gücü. 4 kere yaklaşıyor. dördü hani 4'ü biraz da geçtiği zamanlarda oldu. iPhone 7 için denenmiş. Kendi teknik bilgilerinden aldığım bilgi bu. Onu da 7 kere şarj edebildiği söyleniyor. Onun bile biraz daha düşük olduğu için bu rakama ulaşması mümkün. Aslında kabaca şöyle bir hesap yapılabilir. 20.000 bu. Şarj, şarj edeceğiniz cihazın pili kaç? 1000 o zaman kabaca 20 kere şarj ediyor. Ama bu tabi artar azalır. Hava sıcaklığını vesaire şartlara göre değişen bir durum olduğunu söyleyeyim. Ama kaba, kaba bir hesapla bunu böyle düşünebilirsiniz. Bence güzel bir ürün olmuş. Ama diyeceksiniz ki pahalı mı? Evet pahalı. E, çünkü PD olduğu zaman genelde ucuz olmuyor arkadaşlar. Özellikle 20.000 mAh'da olunca. Yani hem yüksek bir kapasite var. Hem e, power delivery özelliği var. Böyle olduğu zaman birazcık fiyatlar yüksek oluyor. Bir de Anker kaliteli bir marka biliyorsunuz. Mutlaka aramızda bu markayı daha önce duyanlar ya da ürünlerini kullananlar vardır. Kaliteli bir marka. Yani böyle power deliver özelliği 200 lirada, 150 lirada belki bulabilirsiniz ama içinde hangi devre kullanılmış, hangi pil var vesaire var çok sıkıntı olabilir. Bu tip şeylerde ben hani 50 lira verin, 100 lira verin, 200 lira verin ya da biraz daha fazla verin. Kaliteli bir şey almanızı şiddetle öneriyorum. cihaz kendisini ne kadar sürede şarj alıyor? Eğer PD destekli bir adaptörünüz yoksa bu süre 24 saate falan çıkabiliyor arkadaşlar. Bayağı uzun sürüyor. Eğer PD destekli yani PD Power Delivery destekli bir adaptörünüz yoksa epey uzun süre veya Quick Charge destekli. Ama varsa yaklaşık bir 10 saatte falan şarj olduğunu e, deneyimledik. E bunu da belirtmiş olalım. Evet işte her güzelin bir kusuru oluyor. E, ürünün de böyle bir sıkıntısı var. Evet Anker PowerCore Speed 20.000 PD özellikle belli ihtiyaçları olan ve hani Power Delivery özelliği arayan Power Bank bakanlara önerebileceğim bir model olmuş. Çünkü spesifik bir ürün herkesin ilgisini çekebilecek bir ürün değil. Ben fiyat konusunda şöyle bir yorum yapmak istiyorum. Anker'in böyle özellikle hepsi burada üzerinde ciddi kampanyaları olabiliyor. Onları takip etmenizi öneriyorum. Başka yerlerde oluyor mu ben görmedim. N11'de falan da belki yakalayabilirsiniz böyle kampanyaları. Oralara bir arada bir bakmanızı öneririm eğer böyle bir ürüne ihtiyacınız varsa. Yoksa illa bunu almak zorunda değilsiniz bu arada. Farklı çözümler çok daha ucuz. 50 liraya da powerbank var arkadaşlar. 10.000 mAh mesela. Var yani. Ama bu özel bir ürün. O gözle bakmanızı öneriyorum Anker'in bu modeline. Böyle bir ihtiyacınız yoksa zaten almanıza gerek yok. Ama varsa çok fazla seçeneğin olmadığını da söyleyeyim. Yani PD özelliği olup powerbank olan çok fazla cihaz yok. Bir göz atın derim ben. Muhtemelen YouTube kanalımıza abonesinizdir diye tahmin ediyorum ama değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Ee, bize gerek bu ürünle ilgili gerekse farklı ürünlerle ilgili her zaman istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Bizleri aynı zamanda Twitter, Instagram ve Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi de unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir çekte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.